Okul masraflarını karşılayamadığı için eğitimlerine ara veren öğrencilere ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavilerini yaptıramayan hastalara destek veriyor. Dermatakma binanın girişinde bir röntgen cihazı vardı. Siz doğal olarak buradan şunu düşünebilirsiniz. Bir röntgen cihazı gelmiş, yerine yerleştirilmek üzere burada bekliyor, izlenimi veriyor. Ancak sonra soruyoruz ki gerçekten çok kısıtlı imkanlarla çalışan bu kuruluş o röntgen cihazıyla o binanın girişinde röntgen filmi çekiyor. Yani işte kurşun geçirmez korumalar vesaire, röntgen radyasyon zarar vermesin falan, bunlar çok havada ve hikaye kalıyor. Sogat kuruluşunun Cibuti'deki hastanesi akşam 4'ten sonra ve hafta sonları çalışıyor. Hastanede her gün gönüllü bir doktor eşliğinde günde 20'ye yakın hasta tedavi ediliyor. Ülkedeki üniversitelerde tıp fakültesi olmadığı için Cibutili gençler tıpkı ziyaretimiz sırasında orada bulunan gönüllü doktor gibi yurt dışında eğitim almak zorunda kalıyor. Sogat kuruluşunun hastanesinde çalışan gönüllü doktor, Sudan'da tıp eğitimi aldıktan sonra Türk hastanesinde 2 yıl çalışmış. Doktor Bey, Sudan'daki Türk hastanesinin çok güzel olduğunu ve imkanlarının son derece iyi olduğunu söylüyor. Bu durum bizi oldukça gururlandırıyor. Hastanenin tıbbi olanakları çok yetersiz. Kapının girişinde bir röntgen aleti, bir hasta yatağı, fakirlere ücretsiz olarak verilen az sayıda ilaç ve çok zayıf bir laboratuvarı var. Evet, bütün bir hastane işte bunlardan oluşuyor. Hastalarsa hem yakalandıkları amansız hastalıkların pençesinde hem de hastanenin bu imkansız koşulları karşısında çaresiz. Afrika'ya gelmeden önce televizyonlarda seyrettiğimiz, bize hayal gibi gelen manzaraların gerçek olduğunu biz burada gördük. Gerçekten o gıdasızlıktan, açlıktan çok incecik bacakları, kolları kalan, işte karınları şişmiş çocukları gördük. Yani bunlar bana seyrettiğim zaman televizyonda, gazetelerde gördüğüm zaman bir hayalmiş gibi, gerçek değilmiş gibi geliyordu ama gerçek olarak insanın gözü önünde olduğu zaman çok duygusal anlar yaşadık. Çekimlerimizi çok zor yaptık. Çünkü devamlı o çocukların gözlerine bakıp resim çekebilmek çok zordu. Videoya çekebilmek çok zordu. Yani sanki haksızlık yapıyoruz, niye çekiyoruz? Bu çocuklar bize öyle çok değişik bakışlarla bakıyorlardı. Çok mecalsiz, çok zayıf ve işte bana ne yapabilirsin gibi bir bakışla bakıyordu. Bana ne yapacaksın diye bakışla bakıyorlardı. Bu bizi çok üzdü. Kesinlikle bizim buralarda bir şeyler yapmamız lazım. Biz neden böyle oturuyoruz diye düşündüm. İHA olarak böyle bir girişimde bulunduğunuz için çok şükrettim. İnşallah daha fazla şeyler yapabiliriz bu çocuklar için. Hatta işte çocukları gezerken hepsini sevdik çok, çünkü hastaydılar. Salgın hastalık da olabilirdi. Ve biz buna karşılık hiçbir önlem almadan gittik. Yani hiçbir ilaç kullanmadık. Hiçbir elimizde veya hiçbir sprey, hiçbir şey kullanmadan gittik. Tamamen İstanbul'da, Türkiye'de nasıl yaşıyorsak biz de aynı şekilde yaşadık ve bundan da çok memnunum. O insanlar orada yaşarken o sıkıntılarla yaşayıp onları göğüsleyebiliyorsa biz de bunu göğüsleyebileceğimizi düşündük. Çocukları sevdiğimiz zaman o kadar zayıflar, o kadar mecalsizlerdi ki, ama bizim sevgimize karşılıksız kalamadılar. O küçücük, mecalsiz, hiç elini kaldıramayacağını düşündüğüm çocuklar bize ellerini uzattılar. Bizi sevin dediler.